Kar yağışı ve tipi doğuda etkili oldu. Doğu Anadolu bölgesi kar yağışının etkisi altına girdi. Bölgede gece saatlerinden itibaren etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 700'e yakın köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi. Erzincan-Sivas karayolundaki Sakal Tutan geçidinde kar yağışı ve tipi hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Pek çok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında saatlerce beklemek zorunda kaldı. Yine Erzincan'da Karasaray'ın ampute futbol takımı otobüsünü AFAD ekipleri kurtardı. Kayseri'deki müsabakadan dönen sporcuları taşıyan, Trabzonlu sporcuları taşıyan otobüs yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Refahiye ilçesi Akarsu mevkiinde kara saplandı. Sporcuların mahsur kaldığı bölgeye ulaşan ekipler, karayolları ekiplerinin de yardımıyla bir saatlik çalışmanın ardından otobüsü kurtardı. Kar yağışı Erzurum'da da etkili oldu. Güne yaklaşık 20 santimetrelik karla uyanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah işine gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarının üzerindeki kar kütlelerini ve donmuş camlarını temizlemek için dakikalarca uğraştı. Burası da KOP geçidi. KOP Dağ geçidi iki yönlü zaman zaman ulaşıma kapanma noktasına geldi. Karayolları ekipleri yoğun bir çalışma yürüterek tipi nedeniyle sürgün oluşan güzergahta kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Ordu'nun Çambaşı yaylasında etkili olan kar yağışı sebebiyle de karayolunda kayan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı.